Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber tam kıvamında yumuşacık brownie tadında bir ıslak kek tarifim var. Şimdi videoma geçelim. Günün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında nefis mi nefis, tam damak tadınıza uygun bir ıslak kek tarifim var. Beraberce onu yapacağız. Beğenirseniz ve bana destek amaçlı like ve aboneyi unutmazsanız sevinirim. Malzemelerimiz ıslak kekin 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket de kabartma tozu. Sosumuz için gerekli malzemeler 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 1 bardağın 4'te 3'ü kadar şeker, 3 kaşık ise kakaomuz. Şimdi ıslak kekimizi yapmaya başlıyorum. Bunun için 4 tane yumurtamızı kabımıza kırıyoruz arkadaşlar. Ve bir bardak şekerimizi ekleyip güzelce bir çırpacağız. Güzel bir kabaracak, rengi açılana kadar çırpmaya devam edeceğiz. Bu işlem 1-2 dakikamızı sadece alıyor. Yumurtamız iyice kabardığında içine sütümüzü ve sıvı yağımızı, daha sonra vanilya şekeri, kabartma tozu, un ve kakaomuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok fazla şey yapmadan sadece bir karıştırıyoruz. Ve bu normal keklerimizden birazcık daha cıvık olacak. Çok normal, un katmayalım arkadaşlar. Şöyle cıvıklığını göstereyim. Gördüğünüz gibi güzelce bir karıştı. Şimdi alalım. Şimdi balcamımızı güzelce bir sıvı yağla yağlıyoruz arkadaşlar. Ve kekimizin hamurunu döküyoruz. Gördüğünüz gibi kabarmış. Güzel köpüklü köpüklü bir hamur. Ve sıvı bir hamur. Önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırınımıza 40-45 dakika hamurumuz pişene kadar bırakıyoruz arkadaşlar. Bu arada da son 15-20 dakikasında da üstünün sosunu ayarlayacağız. Çünkü kekimiz ve sosumuz sıcak halde üstüne eklenecek. Şöyle bir karıştıralım. Bu şekilde fırınımıza veriyoruz. Şekerimizi, sütümüzü, sıvı yağımızı hepsini bir şekilde ekleyip güzelce karıştırıp ocağımızda kaynatacağız arkadaşlar. Bunu kekimiz fırından 10-15 dakika çıkmadan önce hazırlarsak iyi olur. Çünkü kekimiz de sıcak olacak, sosumuz da sıcak olacak. Soğumaya kalmayacak. Evet, ocağımız bir daha. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımızın üstüne aldık sosumuzu. Gördüğünüz gibi o kakaon tümleri eridi. Kaynayana kadar böyle karıştıra karıştıra
bir tık kaynayana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynamaya başladı. Bu şekilde sosumuz hazır vaziyette. Altını kapatıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıcak hamurumuzu çıkarttık fırından. Şöyle kabarmıştı, hafif bir sönüyor. Çok normal ve sıcak sosumuz. İlk önce dilimliyoruz. Bolca sıcak sosumuzu üstüne döküyoruz. Güzelce içini çektiriyoruz arkadaşlar. Evet, sosumuzu bolca döktük. İyice yiyor. Bu arada da süsleyebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Ben Hindistan cevizi kullanıyorum. Karelerimin üzerine. Islak kekimiz, isterseniz ılık, isterseniz soğuk halde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir doku testimize de bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bol soslu. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Günün içinden kanalıyla hoşça kalın.